Biliyorsun dün Gürsel Tekin'i konuk etmiştik ve Gürsel Tekin Anıtkabir defterine yazılan ve o ibareyle ilgili sorularına cevap vermişti. Sevgili seyirciler, dün Baba Haber'de Gürsel Tekin, CHP milletvekili Gürsel Tekin'i yayına bağlamıştık ve Seyhan Soylu kendisine Anıtkabir defterine Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı ibaresini yazmasını sormuştu. Gürsel Bey doğruyu söyledi ama. İşte o bandı biz yani diyelim, CHP'nin içerisinde bu konuya muhalif olanlar var işte. İşte onlardan biri. CHP'nin iki numaralı adamı bize ne dedi telefonda? Yanlıştır dedi. Bandı bir dinleyelim. Evet, buyurun. MHP'den CHP'li İmamoğlu'na, yani partinizden İmamoğlu'na evinde oturup Kemal Sunal'ın Zübük filmini seyretsin demiş. Yani hayali bir başkanlık, mazbatayı almadan Anıtkabir'e gitmesini doğru buluyor musunuz? Efendim, tabii ki Anıtkabir hepimizin, Uralı Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine gitmek her Türk vatandaşın görevidir. Sayın İmamoğlu da bunu yapmıştır. Artı Sayın İmamoğlu aynı zamanda mensup olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu genel başkanıdır Mustafa Kemal Atatürk. Oraya gidip eğer eleştiri şu haftadaysa, Mazbatayı almadan oraya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazması doğru mu? Doğru olmayabilir. O bir başka bir şey. O tartışma konusu olabilir ama Sayın İmamoğlu bu mazbataya almadan imza atmasının gerekçesi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklamasına dayanarak yapmıştır. Ama Sayın keşke Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Binali Yıldırım'ın pazartesi günü kamu olanaklarını kullanarak İstanbul Belediyesi'nin bütün billboardlarına kazandık teşekkür ederiz cümlesine de bir eleştiri getirebilse. Tabii ben onu da eleştiriyorum. Yani tamamen mazbata alınmadan ne billboardlarda ne de hepimizin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün defterinde mazbat alınmadan ibare. Her ikisini de yanlış buluyorum. Mümkündür. Tabii bunlar sonuçta hepimiz insanız. Yani hatalar da yapabiliriz ama eğer bir hataysa öncelikle bu hatayı Sayın Binali Bey'in kendisi yapmış. Neye göre yapmış? Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanının açıklamasına göre yapmıştır. Ben bir önceki seçimlerde izin verirseniz bugünkü iktidar mensuplarının çok güzel cümleleri var. Bir bakanın bir tanesi diyor, şaibesiz ve doğru seçim yapılıyor Türkiye'de diyor. Sayın Soylu diyor, şaibe oluşmayan tek ülkeyiz diyor. Efendim Sayın Kalın, Türkiye'de sandıklara hile yapılmaz. Bozda kim sandıkta hile yapılıyor diyorsa bilin ki o kaybetmiş. Şimdi yani el insaf bu bütün bunlara baktığımızda daha yakın tarihimizde bunları sizler söylediniz. Gelin bütün dünya kamuoyu, Türkiye kamuoyu sadece İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız değil. Edirne'den Ardahan'a kadar herkes İstanbul'un sonuçlarını merak ediyor. Bir an önce belediye başkanımızın mazbatası verilsin ve görevini devralsın. Evet, Gürsel Tekin dün telefon bağlantısında bu açıklamaları yapmıştı. Bugün medya sitelerinde bu açıklamalar yer aldı. Medya Radar mı? Medya Faresi'nde mi sen konuşmuştun? Konuyla mı ilgili? Evet. Yok, konuyla ilgili başka medya kuruluşlarından arkadaşlarımız aradı. Konuştum, birkaç tane var. Ama bütün hepsinin yarın tüm sosyal medya olmak üzere tüm medyada da yer alabilecek değerde bir haber. Gürsel Tekin bana göre CHP'nin ikinci adamı. Çok önemli, belirleyici bir adam. Zaten Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu monte edilmesinde en önemli faktördür. Ve böyle bir tespitin Gürsel Tekin yapması çok düşünceli. Yani ben düşünürüm böyle bir şey. Beni Gürsel Tekin böyle bir konuda eleştirdiği zaman düşünürüm. Derim ki ben nerede yanlış yaptım diye. Çünkü siyaseten çok başarılı,
bir adamdır. Düzgün de bir adamdır Gürsel Tekin. Bu arada bir telefon geldi, bir ihbar telefonu. Bir saniye lütfen. Buradan bakınız, şuradan. Evet, bugün biraz heyecanımız bu az mı yoksa? Benim mi? Evet. Yok, heyecan. Dün bomba gibiydin, önceki gün de bomba giydin. Yani zehir zemberektin, böyle ateşler saçıyordun. Yok, çok iyiyim ben, her zaman iyiyim yani. Kızgın olduğum zaman öfkemi, kontrolüm yok. Yani bu ülkemle ilgili bir noktaya geldiği zaman maalesef sessiz kalamıyorum. Düşüncelerimi biraz yüksek perdeden iletmek. Biraz daha şimdi haberci kimliğimizi oturturken, yani evet. Burası sosyal medya değil, bireysel değil, kurum adına biraz daha dikkat edelim dedim. Yani elbette. Söylemlerimizi ondan dolayı, yoksa Sisi'nin gene R yok bizde. Biz herkese de bütün konuyla ilgili düşüncelerimizi istediğimiz şekilde söyleyebiliriz. Kimseden de korkmam ben. Hayır, zaten şey yok. Bizim programımızın şöyle bir özelliği var. Ben bu programda moderatörüm. Sonuçta soruları yöneltirim. Ama sen yorumcusun. Yok ya. Elbette öyle bir şey. Yorumcusun. Biz düşüncelerimiz yani sesli elbette, olarak. Tamam, düşüncelerin şey yorumları ya. Zaten işte onu demek ondan istiyorum. Ondan sonra millet demesin bize en kırbağımın oldun işte ana haber bültenleri ne yapacak falan diye yani. Böyle bir şey de istemeyiz. Ben yerimi, bunlar latife. Ben yerimi bırakabilir miyim yani? Sana. Baba Haber benim yıllardır Kanal T'yi yönetmiş olduğum zaman da Gülgün Feyman'a yaptırdığım bir haber bülteniydi. Herkes ana haber yapar, biz baba haber yaparız. Çünkü baba haber ekranlarımızda yok. Baba Haber bir gün önce anaların doğurduğunu, yani diğer haber bültenlerin kullanmış olduğu haberleri kritik eden bir baba haber bu. Değişen bir şey yok onun için. Kritik eden de sensin. Yok, herhangi bir şey sesli peki. Olarak bakıyoruz. Bu arada peki. Da bir hayli mailler geliyor. Bugün çok değerli bir bakan arkadaşımız, dostum aradı, tebrik etti. Çok önemli kurum ve kuruluşlardan tebrik ettiler. Bir sürü dostlarımız aradı. Hepsinden Allah razı olsun. Sayfalarında, sosyal medyalarında paylaştılar. Zannediyorum iyi bir şeyler yapıyoruz. Bu Ponzi sistemleri de o 186 milyar dolar ülkemizin kasasından nasıl çalınıp yurt dışına gittiğine ilgili dosyalar en çok bunlara insanlar şaşırıyor. En çok tutan haber bölümü o, bilginde olsun yani.